Genç kızın telefonunu çakmakla gasp etti. Ankara'da akşam saatlerinde kurstan dönen genç kızın peşine düşen gaspçı, zavallı kızın arkasından sinsice yaklaştı ve çakmağını bir bıçak gibi genç kızın boğazına dayayıp telefonunu gasp etti. O korkunç anlar kameraya yansırken zanlı da çok geçmeden yakalandı. Akşam saat 8 civarlarında kızımız buradan geliyor. Genç kızın telefonunu bıçak gibi kullandığı çakmakla gasp etti. Dudağını patlatmış. Yüzünde morluk da vardı ya. Nefes alamıyordu böyle korkudan. Ankara Altındağ'da akşam saatlerinde kurstan eve dönen 20 yaşındaki genç kız arkasından gelen gaspçıdan habersizdi. Rena işte bu sokakta oturuyordu. Akşam saatlerinde kurstan çıkmış evine doğru gidiyordu. Sokakta kimsenin olmamasını fırsat bilen gaspçı genç kızın arkasından sinsice yaklaştı, boğazına bıçak gibi dayadığı çakmakla genç kızı tehdit etti. Çığlık atan zavallı kıza bağırma seni keserim dedi ve genç kızı döverek etkisiz hale getirdi. Bıçağı boynuna dayıyor, kızımızı yere yatırıyor. Telefonunu alan zanlı saniyeler içinde kayıplara karıştı. Aşağı doğru kaçıyor telefonunu alıp. Neye uğradığını şaşıran genç kız gözyaşlarına boğuldu, çığlıklar atmaya başladı. İşte tam bu noktada yere yığıldı, yardımınaysa çevredeki vatandaşlar koştu. Zaten ayakta duramıyordu, yürüyemiyordu ki. Genç kızın gaspa uğradığı korkunç anlarda işte bu kamera kayıttaydı. An be an her şey kaydedildi. Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen zanlı telefonu satmak üzereyken yakalandı. Çok sayıda kayda bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı sokakta daha bu sabah saatlerinde de bir esnafın dükkanına hırsızlar girmeye çalıştı. Hırsızları kovaladıktan sonra da olana dedim ki yukarı çıktı tezgaha bak dedim. Baba dedi kilitleri kesmişler. 8 tane kilit. Gizli kilit vardı. Gizli kilitten dolayı kaldıramamışlar. Güvenlik önlemlerinin arttırılmasını isteyen esnaf tedirgin. Aynı gün içerisinde 4 tane dükkanın camını patlattılar. Esnaf olarak tedirginiz.